Arkadaşlar merhabalar. Bugün Proteus 7.7'nin kurulumunu göstermeye çalışacağız. İlk başta şöyle bir zip dosyasıyla indiriyorsunuz dosyayı. Masaya tıklıyorsunuz. Eğer herhangi bir zip veya rar dosyası uzantınız yoksa ilk başta zip veya rarı edinin ki bu dosyayı zipten sıkıştırılmış halinden çıkartabilelim. Bunu sağ tıklayıp klasöre çıkart diyoruz. Ben zaten çıkarmıştım, o yüzden tümüne evet dedim. Aşağı geldi. Ma tıklıyorum. Burada ProSetup 77 olan kısmı yönetici olarak çalıştırıyorum. Yüklemek istiyor musunuz? Evet. Tamam diyorum. Next, next, yes. Evet, lisans K ile çalıştıracağım. Next, next. Nereye yüklediği burası önemli. Bunu alıyorum. Kopyalıyorum. Nereye yüklediğini. Next diyorum. Next. Bu kurulumda size bir yer daha çıkacak. Bana çıkmayacak. Çünkü ben daha önce yükleyip sildiğim için o kısmı görmeyeceğim büyük ihtimal. Ama onu da size göstereceğim. Şu an bendeki işlem bitti ama sizdeki şöyle bir işlem daha verecek. Şu crack'i de gösterelim. Silmiş mi? Şu crack'e sağ tıklayıp bir daha klasöre çıkart diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 şifre zaten yanında yazıyor. Şu çıktı. Şu arkadaşlar, evet, size böyle bir ekran gelecek. Şurası boş olur büyük ihtimal. Buradan Browse for K diyorsunuz. Oradan masa üstünde hani şu klasöre çıkardığımız dosya vardı ya. Nerede o Proteus? Proteus'un içinden, Cray'in içinden bu dosyayı buluyorsunuz. Zaten buraya geliyor. Install diyorsunuz. Yükledi. Close diyorsunuz. Çıktıktan sonra tekrar yüklemeye devam edecek sizde. En son bir tane işlemimiz kalıyor. Şurada bu LXK Proteus 7.7'yi sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet. Az önce kopyaladığımız yer vardı ya hani. Çünkü bu program files'a yüklediğini düşünüyor. Hayır. Program files x86'ya yüklüyor bizde. O yüzden CTRL-V diyorum. Update diyorum. Tamam. İşlemimiz tamam artık. İSIS çalıştırabiliriz, Proteus'u çalıştırabiliriz. İSIS, ARES hangisini kullanacaksak şu an artık çalışır durumda olacaktır. Bunu bir daha gösterme diyebiliriz. Gördüğünüz üzere artık Proteus'e giriş yapabiliyoruz.